Şimdiye kadar sadece benzen içeren elektrofilik aromatik sübstitüsyon tepkimelerine bakmıştık. O zaman şimdi benzen halkamızda var olan bir sübstitüentle başlarsak ne olur sorusunun cevabına bakalım. Sol tarafta duran bu molekül yani metoksibenzenle başlıyoruz. Adından da anlaşıldığı gibi benzen halkamızın üzerinde bir metoksi sübstitüentimiz bulunuyor. Şimdi bu metoksi benzeni derişik nitrik ve sülfürik asite tepkimeye soktuğumuzda bunun aromatik halkamıza bir nitro grubunu yerleştirecek bir nitrolama tepkimesi olduğunu anlıyoruz. Tabii burada metoksi sübstitüentinin varlığı bu nitro grubunun halkadaki yerini etkilemiş olacak. Gözlemlediğimiz ürünlerden birinde nitro grubu bu karbonda yer alıyorken hemen yanındaki karbonda ise metoksi sübstitüenti bağlı durumda. Yani bu iki grubun birbirlerine orto konumda olduğunu söyleyebiliriz. O zaman bu orto ürünü oluyor. İlk baktığımız şemaya geri dönersek bu karbonu benzen halkamızdaki orto konumu olarak işaretleyebiliriz. Gözlemlediğimiz diğer üründe ise nitro grubu yani bu karbona bağlı, yani metoksi sübstitüentinin yer aldığı karbonun karşısında. Öyleyse bu da para ürünümüz oluyor. Şimdi yine buraya geri dönüp benzen halkamızdaki şu karbonu da para konumu olarak işaretleyelim. Tabii bu iki ürüne baktığımız zaman metoksibenzen nitrolaması tepkimesinde gözlenen ana ürünün para ürünü olduğunu söyleyebiliriz. Orto ise yan ürünü oluyor. Bunun çoğunlukla sterik engelle bir ilgisi var. Çünkü bu metoksi grubunun sterik engeli var ve bu da nitro grubunun orta konumuna kolayca eklenmesini engelliyor. Buna karşın para konumu çok daha az sterik engele sahip. Para ürünü genellikle bu tepkimenin ana ürünü olarak görmenizin nedeni de budur. Tabii bu her zaman böyle olmuyor. Bazen orta ürünü para ürününden daha fazla oluyor. Ama bu tepkimenin ana ürünü para ürünü. Kısacası sterik engel bu tür tepkimeleri yaptığınızda düşünülmesi gereken faktörlerden biridir. Şimdi buraya geri dönelim. Elbette aromatik halkamızda başka bir konum daha bulunuyor. Eğer nitro grubunu bu konuma yerleştirirsek bu kez bir meta ürünü elde etmiş oluruz ve bu tepkime için meta ürünü yüksek verimde gözlenmez. Bu yüzden metoksi grubunun bir orto para yönlendirici olduğunu söyleyebiliriz. Bu arada şurası orto ve şu noktada simetriden dolayı meta konumu oluyor. Tabii meta ürünü yüksek bir verimde görülmez dedik. O zaman birkaç tane rezonans yapısı çizip elektrofilik aromatik sübstitüsyon mekanizmasını ele alarak bunun nedenine bir bakalım. Bir orto saldırısı yaparak başlayacağız. Nitrolama yaptığımızda sülfürik asidin nitrik asitten nitronyum iyonu oluşturmak için bir katalizör görevi gördüğünü artık biliyoruz. Yani bu mekanizmamızda elektrofil görevi görecek. Bir orto saldırısı yaptığımız zaman nitro grubunun orto konumuna eklendiğini göstermemiz gerekir. Yani nitro grubunu tam şu karbona ekleyeceğiz. Madem bu karbona ekleyeceğiz, öyleyse buradaki pi elektronları mekanizmamızda nükleofil görevi görebilir. Yani mekanizmamızın ilk adımında bir nükleofil elektrofil tepkimesi göreceğiz. Nükleofil yani bu pi elektronları artı yükle azota saldıracak ve ardından bu elektronlar da oksijene geçecek. Evet, şimdi bu nükleofilik saldırıyı şuraya çizecek olursak yukarıdaki metoksi sübstitüenti aynı kalıyor. Nitro grubunu da şöyle orto konumuna ekleyelim. Tabii bu karbona bağlı bir hidrojenin de olduğunu unutmayın. Evet, diğer pi elektronlarımızı da şöyle çizelim. Elektronları gösterirsek bu mor elektronlar azotla olan bu bağı ifade ediyor. Bu durumda bu karbondan bir bağ koparmış olduk. Bu da bu karbonun artı bir formal yük elde ettiği anlamına geliyor. Evet, şimdi bazı rezonans yapılarını gösterebiliriz. Yani bu katyonun rezonans kararlılığını gösterebiliriz. İlk olarak bu elektronların buraya geldiğini gösteren bir yapı çizelim. Şöyle halkamızı çizerek başlayalım. Evet, bu pi elektronlarının yeni konumu burası. Şimdi geri kalanı da şöyle hızlıca tamamlayalım. Burada bir hidrojen ve NO2 var. Elektronları renklendirecek olursak bu mavi elektronlar yer değiştirerek şuraya geliyor. Tabii bu karbonun bir bağının kopmasından dolayı artı bir formal yük bu karbona geçiyor. Başka bir rezonans yapısı daha çizebiliriz. Bu kez buradaki pi elektronlarının şuraya gelişlerini gösteren yapıyı çizelim. Evet, öncelikle halkamız şöyle. Yukarıda metoksi grubumuz var. Şuradaki ise aynı şekilde orta konumda yer alan nitro grubumuz. Alttaki pi elektronlarımız burada ve yukarıdan şuraya geçen pi elektronlarımızı da şöyle göstermiş olalım. Kırmızıyla işaretleyecek olursak işte bu elektronlar şuraya geçmiş oluyor. Tabii bu kez de şu karbondan bir bağ kopuyor ve böylelikle artı bir formal yükü bu karbon elde ediyor. Bu karbon hemen oksijenin yanında olduğu için ve oksijenin de gördüğümüz üzere ortaklanmamış elektron çifti olduğu için bu elektron çifti bize başka bir rezonans yapısı daha verebilir. Yani bu elektronlar dördüncü bir rezonans yapısı çizmemiz için buraya hareket edebilir. Kısacası oksijen üzerindeki bu ortaklanmamış elektron çifti ve metoksil sübstitüentinin varlığı dördüncü bir rezonans yapısı çizmemizi sağlayacak. Tabii bu durumda oksijenin artık artı bir formal yükü olmuş olacak. Pi elektronlarımız aynı şekilde duruyor. Yine orta konumda nitro grubumuz yer alıyor. Evet, şimdi buradaki elektron hareketliliğini renklendirelim. Bu kez yeşil olsun. Buradaki yeşil elektronlar buraya gelerek pi bağımızı oluşturmuş oluyor. Ve böylece elimizde toplam 4 olası rezonans yapısı var. Hatırlayacaksınız. Aslında sigma kompleksi dediğimiz iyon bu 4 rezonans yapısının bir hibritidir. Tekrarlayacak olursak aromatik halkamızın hemen yanındaki ortaklanmamış elektron çifti olan bu metoksil sübstitüentinin varlığı bize ekstra bir rezonans yapısı vermiş oldu. İşte ekstra rezonans yapımız. Böylece bir orto saldırısı için toplam 4 rezonans yapımız bulunuyor. Ve ne kadar çok rezonans yapısı çizebilirseniz artı yük o kadar fazla delokalize olur. Sigma kompleksiniz ne kadar kararlı olursa elektrofilik aromatik sübstitüsyon mekanizmanızda oluşma olasılığı o kadar yüksektir. Ve bir orto saldırısı için 4 rezonans yapısı çizebildiğimizden dolayı bu tercih edilen bir karbokatyondur. Yani kararlı bir sigma kompleksidir. Bu yüzden çok daha kolay oluşacaktır. Mekanizmamızdaki son adım elbette aromatik halkamızı yeniden düzenlemek için sigma kompleksimizi protondan arındırmak olacak. Ama bu adımı es geçeceğim. Çünkü burada sadece orto saldırısı için olası 4 rezonans yapısını görmenizi istedim. Tabii bu bir meta saldırıdan farklıdır. O zaman şimdi nitro grubunu meta konumuna ekleyerek neler olacağına bir bakalım. Meta konumu tam şurası oluyor. Öyleyse bu pi elektronlarını kullanarak bir nükleofilik saldırı yapalım. Şuradaki elektronların da oksijene geçmesinin ardından saldırının sonucunu çizerek gösterelim. Evet, nitro grubumuz artık meta konumunda yer alıyor. Şu şekilde. Şimdi bu ikisini birleştiren elektronları şöyle bir belirginleştirelim. Yani bu mor pi elektronları buradaki bağı oluşturanlar oluyor. Tabii bu bağın oluşması üstteki bu karbondan bir bağın da koptuğu anlamına geliyor ki bu da karbona artı bir formal yük vermiş oluyor. Halkamızdaki diğer pi elektronlarını da eklemeyi unutmayalım. Şimdi bu iyon için bir rezonans yapısı çizebiliriz. Bu pi elektronlarını şuraya getireceğiz. O zaman şöyle halkamızı çizerek bu yapıyı göstermeye başlayalım. Evet, bu pi elektronları artık şuraya geliyor. Diğer elektronlarsa aynı kalıyor. Sağ tarafta ise az önce meta konumuna bağladığımız nitro grubumuz ve şurada da bir metoksil sübstitüentimiz mevcut. Tabii artı bir formal yükse bu karbonda oluyor. Yine zamandan tasarruf etmek için bu rezonans yapılarını renklendirmeyeceğim. Şimdi bir tane daha rezonans yapısı çizelim. Bu kez alttaki bu pi elektronlarının şuraya gelişlerini gösteren bir rezonans yapısı olacak. O zaman şuraya çizmeye başlayalım. Evet, alttaki pi elektronlarımız artık şurada. Diğeri ise zaten buradaydı. Üstteki metoksil sübstitüentimiz var ve sağ tarafta ise nitro grubumuzu şöyle ekleyelim. Bu elektron hareketliliğinin ardından artı bir formal yük bu kez bu karbona geçmiş olacak. İşte bu kadar. Bu sefer yalnızca 3 rezonans yapısı çizebildik. Tabii gerçek sigma kompleksi bu 3 rezonans yapısının bir hibriti. Ve bu durumda toplam sadece 3 rezonans yapısı çizebildiğimiz için bu sigma kompleksi az önceki kadar kararlı değil. Orto saldırısının sigma kompleksi daha kararlıydı çünkü 4 rezonans yapısı çizebilmiştik. Ancak burada sadece 3 tane çizebildik. Evet, bu kez de bir para saldırısı görelim. Yani bu kez nitro grubumuzu para konumuna ekleyip neler olacağına bir bakalım. İşte para konumu. Şimdi buradaki pi elektronları bir nükleofil saldırısı gerçekleştirecek ve ardından buradaki elektronlar da oksijene geçecek. Bu bir para saldırısı olduğu için nitro grubumuzu para konumuna ekleyeceğiz. Önce üstteki bu metoksi grubumuzu çizelim. Evet. Şimdi de nitro grubumuzu şöyle para konumuna geçirelim. Pi elektronlarımızı takip edecek olursak bu mor pi elektronları azotla olan bağ ifade ediyor. Tabii bu bağın oluşmasıyla bu karbondan bir bağ kopmuş oluyor. Dolayısıyla artı bir formal yük de bu karbona gidiyor. Halkamızın içindeki diğer pi elektronlarını da şöyle bir ekleyelim. Evet. Şimdi bunun için bir rezonans yapısı çizmeye başlayalım. İlk önce bu elektronların buraya gelişlerini gösterelim ve nasıl bir yapı ortaya çıkacağına bakalım. Üst tarafta yine substitüentimiz mevcut. Buradaki pi elektronları artık şuraya geçti. Diğer taraftaki ise burada. Altta da para konumundaki nitro grubumuz bulunuyor. Evet, bu kez bu karbondan bir bağ koparmış olduk. Böylece bu karbonun artık artı bir formal yükü oluyor. Şimdi başka bir rezonans yapısına geçelim. Çizeceğimiz bu yapıda bu pi elektronlarının şuraya gelişlerini göstereceğiz. Bu arada şöyle ekranı kaydırarak rezonans yapıları için yer açalım. Evet, ilk önce halkamızı çizelim. Diğer tarafa geçen pi elektronlarımız ise şunlar. Tabii üst kısımda substitüentimiz bulunuyor. Aynı şekilde nitro grubumuz da para konumdaki yerini koruyor. Bu yapıda bir bağ kaybetmesiyle artı bir formal yük elde eden karbon şurası oluyor. Şimdi benzen halkamızın hemen yanındaki oksijenin ortaklanmamış elektron çiftinin varlığı başka bir rezonans yapısı çizmemizi sağlıyor. Bu nedenle oksijenin üzerindeki bu elektron çifti buraya gelip bir pi bağ oluşturacak ve ardından burada yer alan elektronlar da şuraya geçecek. Evet, şimdi bu dördüncü rezonans yapısını çizecek olursak oksijen halkamıza artık çift bağla bağlı olacak ve geriye bir tane ortaklanmamış elektron çiftinin kalmasından dolayı artı bir formal yük elde edecek. Halkamızdaki durumsa yeri aynı kalan pi elektronları şunlar. Diğer pi elektronları ise şuraya geçiyor. Tabii para konumunda halen bir nitro grubumuz mevcut. Evet. Nitro grubunu para konumuna eklediğimizde de toplam 4 rezonans yapısı ortaya çıkıyor. Böylece para saldırısının 4 rezonans yapısı bulunuyor. Orto saldırısının da 4 tane vardı. Bu da bize metoksi sübstitüentinin neden bir orto para yönlendirici görevi gördüğünü açıklamış oluyor. Bir orto veya para saldırısı gösterirseniz bir meta saldırısına kıyasla sigma kompleksinizi daha fazla kararlaştıran toplam 4 rezonans yapısı çizebilirsiniz. Metoksi benzen nitrolamasında gördüğümüz bölgesel kimyanın nedeni de budur. Şimdi ben bu rezonans yapılarını çizdim çünkü bu benzen halkası ve bu konumdaki elektronlarla başlamıştım. Tabii siz farklı bir benzen halkasıyla başladıysanız onun rezonans yapısı benimkinden biraz farklı görünebilir. Hatta farklı ders kitaplarında farklı versiyonlar karşınıza çıkacaktır. Bu yüzden söylemekte fayda var. Hocanızın derste ne yaptığına veya ders kitabına mutlaka bakın. Ve orto, para veya meta saldırısı için rezonans yapıları çizerseniz sınavlarda o versiyonları baz alın.